Salgın hastalık, savaş, kıtlık. Günümüzde çok az insan bu üç olguyu toplam güç peşinde koşanların tek ve en etkili silahı olarak görmektedir. Bu üçlü uzun yıllar öncesinden dikkatlice planlanmıştır ve tarihin her yerinde bulunur. İnsanların iradesini kırmak, onlara yabancı değerleri empoze etmek, tüm ulusları yok etmek ya da milyonlarca insanı kolayca manipüle etme fırsatı elde etmek için hala kullanılmaktadır. Birkaç tarihi örneği ele alalım. M.Ö. 430 Atina vebası Etiyopya'da ortaya çıktı, ardından Libya ve Mısır'a yayıldı ve Spartalılarla savaş sırasında aniden Atina'da patlak verdi. Veba 100.000'den fazla Atinalıyı öldürdü. Devam eden savaşın arka planında veba ve sonuçları Atina için yıkıcı bir darbe oldu. Tarihçilere göre veba Atina'ya kuyuları kasıtlı olarak kirleten Spartalılar tarafından getirilmişti. Atina'daki salgın Spartalılara savaş alanında avantaj sağladı ve Atina'yı dize getirdi. 1130'lar Çin'de veba. Basil Büyük İpek Yolu üzerinden Kırım'daki Ceneviz Limanı Kaffa'ya ulaştı. Veba nüfusu yoksullaştırdı, imparatorluk gücünü zayıflattı ve ardından Avrupalılar Çin'i ele geçirerek bir koloniye dönüştürdü ve oraya uyuşturucu tedarik etmeye başladı. 1315 Avrupa'da büyük kıtlık, ardından 100 yıl savaşları ve 60 milyon insanın ölümüne neden olan veba salgını. Sadece İngiltere'de salgın nüfusun yarısını öldürdü. Aynı dönemde İngiltere ve Fransa arasında askeri çatışmalar yaşandı. Ülkenin yoksul nüfusunun azalması kralın gücünü ve desteğini güçlendirdi. 1347-1348 yıllarındaki veba salgını Konstantinopolis sakinlerinin %90'ının hayatına mal oldu. Bizans'ın yoksullaşmasına neden oldu. İnsanlar arasındaki çekişmeyi yoğunlaştırdı ve Osmanlı Türklerinin Bizans nüfusunu tahrip etmesini ve köleleştirmesini sağladı. Sonuç yoksullaşma ve kıtlık oldu. Tarihçiler el yazmalarından vebanın Bizans'a getirildiğini saptırdılar. Veba salgınının bir sonucu olarak birbirleriyle doğrudan ilişkili olmayan farklı insanlar fayda sağladı. Aralarında fetih eden Türkler, İtalyan tüccarlar ve Avrupalı krallar vardı. 1527 bakteriyolojik silahlar Avrupalılar tarafından Kuzey ve Güney Amerika'yı fethetmek için kullanıldı. Askerler ve beyaz yerleşimciler Kuzey Amerika'ya çiçek, difüz, kızamık, grip, rüyacıklı veba ve sıtma getirdi. Araştırmacılara göre salgın hastalıklar Kızılderili nüfusunun %90'ını yok etti. Tekrarlanan salgın hastalıklar sonucunda Kızılderili nüfusunun yok olması tarım faaliyetlerinde önemli bir düşüşe ve kıtlığa yol açtı. 1763 Kuzey Amerika Kızılderilileriyle askeri çatışmalar sırasında İngiliz komutanlar önlenemez kabilileri bu şekilde yok etme umuduyla onlara çiçek hastalığı bulaşmış battaniyeler verdi. 1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanyol gribi adı verilen gizemli bir grip salgını yaklaşık 100 milyon insanı öldürdü. Bunu kitlesel açlık takip etti. Savaş toprakların yeniden paylaşımı ve dört imparatorluğun çöküşüyle sonuçlandı. Alman, Rus, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları. 1939 İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı halk tarafından Nazilerin bakteriyolojik bir silahı olarak kabul edilen kıtlık ve kitlesel tifüs salgınları ile birlikte gerçekleşti. 1940'lar Japonya'da porselen bomba test edildi. Veba bulaşmış pirelerle dolu bir kap şeklinde olan biyolojik bir silah. Gördüğümüz gibi üçlü plan, savaş, salgın, kıtlık tarihte birçok kez iktidarı ele geçirmek için kullanılmıştır. Muhammed Peygamber'in huzuru üzerine olsun vefatından sonra onun gerçek takipçilerine karşı da kullanıldı. Bu nasıl gerçekleşti? Muhammed Peygamber'in huzuru üzerine olsun kendisi hiçbir zaman fetih savaşları yapmamıştır. Ancak Peygamberimiz Allah'ın huzuru ve rahmeti üzerine olsun
Vefat ettikten hemen sonra ilk halifeler Ebu Bekir ve Ömer İbn Hattab acımasız kanlı fetih savaşları başlattılar. İslam'ı bir imparatorluk kurmak için kullanmaya başladılar. Gerçek Müslümanlar hayatlarını Allah'ın hizmetine adayan Muhammed Peygamber'e Allah'ın huzuru ve rahmeti üzerine olsun, sadık olanlar ilk halifelerin kendilerini anlamsız ve istilacı savaşlara sürüklemesinden memnun değildi. Ve sonra kazara tarihte daha önce birçok kez olduğu gibi bir veba salgını patlak verdi. Üstelik bu salgın büyük bir şehirde değil, Peygamber'in Allah'ın huzuru rahmeti üzerine olsun, çok sayıda takipçisinin bulunduğu küçük bir kasaba olan Amvas'taki askeri kampta meydana geldi. 639 yılına gelindiğinde 24 bin Müslüman savaşçıdan geriye sadece 4 bin kişi kalmıştı. Ordunun Kur'an'ı bilen ve Peygamber'in Allah'ın huzuru ve rahmeti üzerine olsun yanında savaşmış olan neredeyse tüm üst düzey komutanları ölmüştü. Bu durum Ömer İbn Hattab'a kendisine uygun adamları ordunun başına geçirme fırsatını verdi. Vebadan hemen sonra yapay olarak yaratılan bir kıtlık başladı. O yıl kuraklık nedeniyle hasatta gerçekten de sorun vardı. Ömer İbn Hattab erzak üretimini yasakladı ve kervanlarla getirilen yiyecekleri bizzat kendisi dağıttı. Savaştan sonra insanları açlıkla bastırmak için ne yaptığını açıkça anlıyor ve biliyordu. Böylece insanlar gerçeklerden çok bir parça ekmeği daha çok düşüneceklerdi. İnsanlar için çocuklarını doyurmak gerçeği savunmaktan daha önemliydi. Direnebilen insanların çoğu Ömer tarafından yok edildi, geriye kalanlar kırıldı. Olayların algoritması değişmez. Bugün gördüğümüz de bu değil mi? Binlerce yıldır aynı senaryoyu görüyoruz. Veba, savaş ve kıtlık. Sonuçlar hep aynı. Kitlesel kayıplar, insanların hayatlarından endişe etmeleri ve tüm insanlığın birkaç kişiye boyun eğmesi.